Arkadaşlar merhabalar. Şimdi en son elektrokimyada pil potansiyeline etki eden faktörleri anlatmıştık. Şimdi ise son kısım olan elektrolizi anlatacağım size yine buradan. Sevgili gençler, elektroliz ne demek? Elektrik akımı yardımıyla bir sıvı içinde çözülmüş kimyasal bileşiklerin ayrıştırılma işlemine biz sevgili gençler elektroliz diyoruz. Şimdi gördüğünüz üzere H2O bir bileşik. Biz bunu elektrik akımı yardımıyla H2 artı 1 bölü 2 O2'ye ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Ayrıştırabiliyoruz. O halde bu işlem ne olmuş oluyor? Elektroliz işlemi olmuş olur. Aynı şekilde aşağıdaki örneği incelediğimizde NaCl yani sodyum klorür, sofra tuzu, biz bunu elektrik enerjisi yardımıyla sodyum ve klor gazına ne yapabiliriz? Dönüştürebiliriz. Bu işlemde bir elektroliz işlemidir. Ancak alttaki örneğe baktığımızda yani artı ile gösterdiğim NaCl burada sodyum artı ve klor eksi diye iyonlarına ayrışmış. İyonlarına ayrıştığına göre arkadaşlar bunlar bu şekilde suda fazında bulunuyor. Burada bir elektroliz yapılmamış sevgili gençler. Bu bir elektroliz değil. Bunun sebebi şu. Biz elektroliz uyguladığımız bileşik ya da sıvı çözeltilerde elde ettiğimiz maddeler elementel olarak oluşturulmalı diyoruz. Ama bunda gördüğünüz üzere sodyum artı klor eksi diye iyonlarına ayrışmış. Burada bize iyon verdiği için sadece bir çözünme gerçekleşmiş. Biz bileşiklere burada bileşenlerine ne yapmamışız? Ayırmamışız diyoruz. Şimdi biz bu elektrolizi arkadaşlar iki grupta inceleyeceğiz. Birincisi sıvı yani ergimiş ya da biz buna erimiş olarak da diyebiliriz. Erimiş tuzların elektrolizi. Şimdi biz katıya direkt elektroliz işlemi ne yapamayız? Uygulayamayız. Öncelikle biz katıyı ya suda çözeceğiz, iyonlarına ayrıştıracağız ya da sıvılaştıracağız, ergimiş hale getireceğiz. Sodyum sevgili gençler artı yüklü olduğuna göre bu bir katyon. Klor eksi ise sevgili gençler bir anyondur. Katyonlar biliyorsunuz ki artı yüklü olduklarından elektron alıp indirgenir. Anyonlar ise elektron verip ne yapabiliyor? Yükseltgenebiliyor. Ki burada bakın sodyum artı iken bir tane elektron almış ve sodyum sıfıra indirgenmiş. Aynı şekilde klor eksi iyonları arkadaşlar iki tane elektron verip Cl2 sıfıra yani klor burada yükseltgenmiş oldu. Burada da elektrokimyasal pilde olduğu gibi alınan ve verilen elektron sayılarının eşit olması gerekir. Bundan dolayıdır da üstteki tepkimeyi 2 ile çarptım. Taraf tarafa topladığımda elektronlar birbirini götürmüş oldu. Ve burada sodyum artının sodyum katı sıfır yani elementel olarak elde edildiğini, klor eksinin ise Cl2 sıfır yani yine element molekülü olarak elde edildiğini görüyorsunuz. Önemli bir notumuz var sevgili gençler. Sıvı tuzların elektrolizinde katyonlar katotta, anyonlar ise arkadaşlar nerede toplanacaktır? Anotta toplanacak. O halde yukarıdaki tepkimeye baktığımızda sodyum katı yani burada iyon haline düşündüğümüzde şurada iyon haline düşündüğümüzde sodyum artı olmuş oluyor katyon.
Klor ise arkadaşlar Cl eksi idi ama biz bunu daha sonra Cl2 olarak topladık. Cl eksi anyon olduğu için o da nerede toplanacak? Anotta. Bir elektrokimyasal pilde anot olan elektrot eksi, katot olan elektrot artıydı. Elektroliz tam tersi, anot olan kabımız artı, katot olan kabımız ise eksi yüklüdür diyoruz. Evet, gelelim B diyelim arkadaşlar. B'de ise sıvı çözeltilerin elektrolizi diyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken iki tane notumuz var. Ben bunu A ile ve B ile gösterdim. Buna dikkat edelim. Bunu öğrendiğimizde elektroliz sorularının %90'ını çok rahat bir şekilde bu bilgiyle çözebiliriz arkadaşlar. Çözeltide sevgili gençler, cumhur ağlayanların haksızca patlatır avucunu. Tekrar ediyorum. Bu bir şifre. Bunu daha önce TYT'de de söylemiştim arkadaşlar. Tekrar ediyorum şifresini. Çözeltide cumhur ağlayanların haksızca patlatır avucunu. Metallerinden biri varsa katotta ilk önce bu katyonlar ne yapıyor? Toplanıyor. Bunların dışında herhangi bir metal varsa, yani sodyum olabilir, kalsiyum olabilir, magnezyum olabilir, hiç fark etmez sevgili gençler. Yani yukarıda yazdığımız bakır, gümüş, civa, platin ve altının dışında başka bir metal varsa katotta arkadaşlar unutmuyorsunuz, ilk önce H2 gazı ne yapacaktır? Açığa çıkacaktır. Şimdi gelelim bu kısmı bir de anyon olarak inceleyelim arkadaşlar. Çözeltide flor, klor, brom, iyot, astatin. Yani Fatma Celal'in burnunu ısırıp attı. Bu yine halojenlerin şifresi sevgili gençler. Tekrar hatırlatıyorum. Fatma Celal'in burnunu ısırıp attı. Anyonlarından biri varsa anotta ilk önce kendisi toplanır. Ama nasıl toplanacak arkadaşlar? Az önce de gördüğünüz gibi mesela klor eksi, klor eksi olarak iyon halinde toplanmıyor. Cl2 olarak toplanıyor. Doğada hangi koşullarda bulunuyorsa, yani elementel hali nasılsa o şekilde ne yapacaktır? Anotta toplanacaktır. Burada gördüğünüz gibi flor eksi F2, Cl eksi Cl2, Br eksi Br2, iyot eksi I2 ve astatin de arkadaşlar bu şekilde ne yapmış olacak? Toplanmış olacak. Ki astatin sorularda çok çıkan bir element değil arkadaşlar. Bunun da altını çiziyorum. Peki çözeltimizde flor, klor, brom, iyot, astatin dışında başka anyonlar varsa ne olacak sevgili gençler? Hemen alttaki notla devam ediyorum. Bunların dışında herhangi bir anyon varsa kim gibi? OH eksi yani hidroksit, NO3 eksi yani nitrat, SO4 eksi 2 yani sülfat gibi. Bunu daha artırabiliriz. Siyanür, fosfat, kromat, oksalat gibi daha da örneklerini ne yapabiliriz? Artırabiliriz. Yeter ki Fatma Celal'in burnunu ısırıp attığı anyonlarından bir tanesi olmasın. Bunlar varsa anotta ilk önce ne toplanacak arkadaşlar? Oksijen gazı toplanacak diyoruz. Bunlarla ilgili sevgili gençler birkaç tane örnek yapalım beraber. Daha iyi anlaşılsın. Şimdi arkadaşlar bakın, CuCl2 çözeltisi yani bakır 2 klorür çözeltisi sevgili gençler. Biz bunu elektroliz ettiğimizde anotta ilk önce kim toplanacak?
Katotta ilk önce kim açığa çıkacak? Onlara bir bakalım. Şimdi klor eksi yüklü, bakır bu durumda artı 2 yüklü olmuş oldu. Artı yüklü iyonlara biz ne diyorduk arkadaşlar? Katyon. Eksi yüklü iyonlara ise biz ne diyorduk? Anyon diyorduk. Şimdi arkadaşlar katyon nerede toplanacak? Katotta toplanacak. Anyon nerede toplanacak? O da anotta açığa çıkacak. Eğer çözeltide cumhur ağlayanların haksızca patlatır avucunu bunlardan bir tanesi varsa önce kim toplanıyordu? Bakır toplanıyordu. Yani kendisi toplanıyordu. Şimdi cu az önce saydığım yarı soy ve soy metallerden bir tanesi mi? Evet. O halde katotta kim toplanacak? İlk önce bakır kendisi açığa çıkacak. Anyonumuz Fatma Celal'in burnunu ısırıp attı. Anyonlarından bir tanesi ise anotta ilk önce kim açığa çıkacak? Yine kendisi. Klor az önce saydığım ametallerden biri olduğu için Cl2 ne yapacak? Anotta ilk toplanacak. İkinci örneğe baktığımızda sevgili gençler, gümüş nitrat çözeltisine biz elektroliz ettiğimizde anot ve katotta ne toplanıyor? Şimdi artık pratik olarak yapabiliriz. Nitrat eksi bir yüklü, gümüş artı. Gümüş burada bizim katyonumuz, katotta açığa çıkacak olan kendisi. Neden? Çünkü gümüş az önce saydığımız, bakın buraya hatırlatma olarak yazayım ben. Cumhur ağlayanların haksızca patlatır avucunu. Bunlar zaten 3 tanesi. Yarı soy metal, hatırlayın TYT'de de anlatmıştım. Platin ve altın ise arkadaşlar tam soy metal. Ki zaten bunlar pasif olduğu için arkadaşlar önce kendileri toplanıyor. Bunun işin mantığı da bu. Hani ezberlemenizi istemiyorum, ezber yapmayın. Hani şunu sorabilirsiniz, hocam işte bakır, gümüş, civa, platin, altın bunlar niye ilk önce kendisi toplanıyor? Sebep? Sebebi şu, bunların üçü yani bakır, gümüş ve civa yarı soy metal, platin ve altın tam soy metal. Bunlar pasif metal oldukları için ilk önce kendileri toplanıyor. Evet, devam edelim. Gümüş bunlardan biri mi arkadaşlar? Yani yarı soy bir metal mi? Evet. O zaman katotta kim toplanacak? Gümüş. Anyonumuza baktığımızda anyonumuz kimdir arkadaşlar? Nitrat. Çözeltide Fatma Celal'in burnunu ısırıp attı. Bunların dışında bir anyon varsa anotta ne açığa çıkıyordu? Oksijen gazı açığa çıkıyordu. Bir sonraki soruyla devam edelim. Çözeltimiz NaBr yani sodyum bromür çözeltisi. Burada sevgili gençler brom eksi bir, sodyum ise artı bir yüklü. Katyonumuz burada kimdir arkadaşlar? Sodyum bizim katyonumuz, brom ise bizim anyonumuz. Katotta katyonlar, anotta anyonların açığa çıktığını biliyoruz. Şimdi hangisi ilk önce toplanır? Bir ona bakalım. Sevgili gençler, sodyum burada yazdığım herhangi bir elementten biri mi? Değil. Eğer cumhur ağlayanların haksızca patlatır avucunu katyonlarından biri değilse katotta ne toplanıyordu arkadaşlar? H2 gazı açığa çıkıyordu. Brom, Fatma Celal'in burnunu ısırıp attı. Anyonlarından bir tanesi olduğu için ne yapacak? Kendisi toplanacak. Yani Br2 şeklinde arkadaşlar diyoruz. Bir diğer soruyla devam edelim sevgili gençler. Bu defa civa HgSO4. Arkadaşlar SO4 eksi 2 yüklü. Bu durumda civa artı 1. Civa bir sülfat bileşiğimiz. Ama bunun biz çözeltisini elektroliz ediyoruz. Yine civa bizim katyonumuz. Sülfat ise bizim anyonumuz.
Katotta kim toplanıyordu? Arkadaşlar, katyon, civa, yarı soy metal, cumhur ağlayanların haksızca dediğimiz oradaki HG civa. O yüzden katotta ilk önce civa toplanacak. Sülfat, flor, klor, brom, iyot, astatin anyonlarından biri olmadığı için oksijen gazı açığa çıkar. Bir alttaki örnekte ise sevgili gençler, fosfat eksi 3, magnezyum burada artı 2 yüklü. Artı yüklü olan katyon, eksi yüklü olan anyon demiştik arkadaşlar. Şimdi magnezyum az önce saydığım yarı soy ve tam soy metallerden biri değil. Eğer bunların dışında bir katyon varsa katotta ne toplanır dedik? H2 gazı. Fosfat, flor, klor, brom, iyot, astatinin dışında bir anyon. O yüzden arkadaşlar anotta da ne toplanacaktır? Oksijen gazı. Bir sonraki örnek. Bu defa kalsiyum iyodür çözeltisini elektroliz ettiğimizde anot ve katotta ilk önce hangileri toplanacak diye bakıyoruz. Arkadaşlar iyot eksi 1 yüklü. Kalsiyum artı 2 yüklü. Artı yüklü olanlar katyon, eksi yüklü olanlar anyon demiştik. Kalsiyum yarı soy ve tam soy metallerin dışında bir katyon. O yüzden katotta sevgili gençler kendisi toplanmayacak, H2 gazı açığa çıkacak. İyot, Fatma Celal'in burnunu ısırıp attı. İl anyonlarından bir tanesi olduğu için ne yapacak arkadaşlar? Anotta kendisi toplanacak diyoruz. Arkadaşlar başka bir soruyla devam edelim ve soruda diyor ki bir elektroliz hücresinde kalsiyum sülfat ve bakır 2 sülfat çözeltileri bulunmaktadır. Elektroliz sonrası anotta ve katotta öncelikle hangi maddeler açığa çıkar? Şimdi sevgili gençler şuna dikkat edin. Altıda parantez içerisinde maddelerin elektron verme isteği yani aktiflik sıralamasını da şurada vermiş gördüğünüz üzere. Şimdi biz not diye de altına düştüm ama bu notu daha öncesinde de söyledim. Dedim ki pasif olan madde ilk önce ne yapacak? Kendisi toplanacak. Pasif olan ilk önce açığa çıkar demiştik. Şimdi biz kabın içerisinde elektroliz ettiğimizde sevgili gençler şöyle bir kap çizelim. Elektroliz kabı çizelim. Şimdi bunun içerisinde ne var? Kalsiyum sülfat, bakır 2 sülfat. Ama hangi durumda? Çözelti. SO4 eksi 2 yüklü, kalsiyum artı 2 yüklü. SO4 eksi 2 yüklü. Bu durumda bakır burada artı 2 yüklü. Şimdi iyon olarak düşündüğümüzde kalsiyum artı 2 iyonları var. Bakır artı 2 iyonları var. Sevgili gençler suyu da unutmuyorsunuz. Suyu. Bakın buraya yazayım ben. H2O'dan da H artı ve OH eksi iyonları gelecek. Çözelti olduğu için arkadaşlar bunu unutmuyorsunuz. O zaman H artı iyonları da var. Bunlar bizim katyonlarımız. Peki SO4 eksi 2 diye bir anyonumuz var mı? Var. OH eksi diye bir anyonumuz var mı? Var. Şimdi katotta kim ilk önce toplanacak? Daha doğrusu ilk önce demeyeyim. Katotta kimler toplanıyor? Katyonlar toplanıyor. Yani kalsiyum da toplanacak. Bakır artı 2 de toplanacak. H artı iyonları da açığa çıkacak katotta. Hepsi açığa çıkar. Ama bize burada ilk önce hangisinin açığa çıktığını öncelikle bakın. Öncelikle hangisinin açığa çıktığını soruyor. Zaten sorular öncelikle ya da ilk önceyi sorar hangisinin toplandığını. Yoksa zaten hepsi ne yapıyor sevgili gençler? Toplanıyor. Şimdi arkadaşlar burada kalsiyum, bakır ve hidrojenin içerisinde bakın aktiflik sıralaması burada. Kalsiyum, hidrojen ve bakır.
Bu sıralamanın içinde en pasif olan hangisi? Bakır. O zaman katotta ilk önce kim toplanacak? Bakır toplanacak ki zaten yarı soy metal. Pasif olan o. Peki anotta ne toplanacak arkadaşlar? Baktığımızda anotta iki tane anyonumuz var. Biri OH eksi, öbürü ise sülfat eksi 2 iyonları. Sanki OH toplanacakmış gibi duruyor. Ama arkadaşlar size demiştim ki çözeltide Fatma Celal'in burnunu ısırıp attı. Bu anyonların dışında başka anyonlar varsa ki bu soruda var OH ve sülfat. O zaman anotta ilk önce kim toplanacak? Oksijen gazı toplanacak. Hocam neden OH toplanmadı? Çünkü OH arkadaşlar çok az bulunur sulu çözeltide. OH ne yapacaktır? Çok az bulunacak. Çok az bulunduğu için de onun yerine oksijen gazı açığa çıkmış olacak. Yani bu soruda önemli arkadaşlar bu soru tipi. Çünkü daha önce ÖSYM bununla ilgili pek çok soru sormuştur. O yüzden bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Şimdi şunu ezber olmaktan çıkarmak için tekrar söylüyorum. Katyonlarda en pasif olanı ne yapacaktır? İlk önce kendisi toplanacak tepkime vermediği için. Anyonlarda ise Fatma Celal'in burnunu ısırıp attı. Bunların dışında anyonlar varsa ne yapacak? Onun yerine oksijen gazı toplanacak diyoruz. Devam edelim sevgili gençler. Burada da başka bir soru gördüğünüz üzere. Yine bir tane elektroliz kabı içerisinde H2O, KCl ve NaCl var. Yandaki elektroliz kabında katotta aşağıdakilerden arkadaşlar hangisinin açığa çıkması beklenir diyor. Yani aslında burada ilk önce açığa çıkması beklenir diye sormak istemiş. Elektron verme eğilimleri yani aktiflik sıralamasını da bu şekilde bize ne yapmış, vermiş görüyorsunuz. Şimdi sevgili gençler şunu şöyle yazalım. Katyonlarımızı bir yere yazalım. Anyonlarımızı da bir yere yazalım. Elimizde ne var bir bakalım. Ki zaten burada katotta dediği için arkadaşlar anyonları yazmamıza da gerek yok. Onu sormuyor. Şimdi bakalım. H2O'dan H artı ve OH eksi olduğu için H artı iyonları gelecek. KCl'den arkadaşlar potasyum iyonları gelecek. NaCl'den ise sevgili gençler sodyum iyonları ne yapacaktır? Gelecektir. Şimdi çözeltide 3 tane katyon türüm var. Hidrojen, potasyum ve sodyum. Size demiştim ki çözeltide cumhur ağlayanların haksızca patlatır avucunu. Bunlardan biri varsa ilk önce kendisi toplanacak. Peki bu saydığım katyonlardan herhangi biri var mı? Yok. Kim var? Sodyum ve potasyum. Bunların dışında az önce saydığım katyonların dışında. Bunların dışında bir katyon varsa katotta ilk önce kim toplanır dedik? H2 gazı açığa çıkar dedik sevgili gençler. Arkadaşlar başka bir soruyla devam edelim. Şimdi bize 3 tane tepkime vermiş gördüğünüz üzere ve hepsi yükseltgenle tepkimesi arkadaşlar. Çünkü bakın burada 0'dan artı 2'ye yükseltgenmiş. İşte alttaki tepkimeler de bu indirgenme, şu yükseltgenme elektron vermiş, bu yükseltgenme elektron vermiş ama bu 2 tane elektron almış yani indirgenmiş. Şimdi soruda diyor ki değerleri verildiğine göre bakır 2 nitrat sulu çözeltisi diyor sevgili gençler. Bakır 2 nitrat sulu çözeltisi elektrolizi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş bize. Arkadaşlar nitrat -1 yüklü mü? Evet. Bakır +1 yüklü mü? Evet.
Bakır, yarı soy metal mi? Yani cumhuru ağlayanların haksızca onlardan bir tanesi mi? Evet. O zaman katotta ilk önce kim toplanacak? Kendisi. Bunu direkt değerlere bakmadan da söyleyebiliriz. Şimdi çözeltimizde nasıl bir iyon var? Nitrat gibi bir iyon, bir anyon var. Fatma Celal'in burnunu ısırıp attı. Bunun dışında herhangi bir anyon varsa anotta ne toplanacaktı? Oksijen gazı. Dolayısıyla bu ifade ne olmuş oldu? Doğru olmuş oldu. Çözeltinin pH'ı artar demiş. Şimdi sevgili gençler bakın H2O nereye dönüşüyor? H artı iyonlarına. H artı iyonlarının derişimi artıyorsa asitlik ne yapar? Artar. Asitlik arttığı için pH ne yapacaktır? Azalacaktır. Kendisi çözeltinin pH'ı artar demiş. O yüzden üçüncü ifade yanlış olmuş oldu diyoruz. Devam edelim.